Kripto para dünyasından hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları sizler için inceleyeceğim. Bitcoin'de arkadaşlar kademeli bir şekilde sert satışlar devam ediyor. Haftalık kapanış açısından tekrar kırmızı bölge üzerinde kaldı. Sizlere paylaşmış olduğum gibi yükselen trend kırıldı. Kırıldıktan sonra retest bile gerçekleştirmeden aşağı yönlü baskılanma devam ediyor. Burada dün de belirttim, son günlerde özellikle de hep belirtiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir order block var arkadaşlar. Buralarda daha önce alım emirlerimin beklediğinden bahsetmiştim sizlere. Ve hala bu alım emirlerim bu alanlarda bekliyor. Bunu zaten defalarca söyledim. Peki ben ne yapacağım derseniz hemen şuradan sizlere belirteyim. Eğer BTC bu alanlara gelirse 30.275'e kadar gelmesini bekliyorum. Akabinde de 29.797, özellikle de 36.300 bölgesinden sonraki en güçlü destek bölgesi. Bu bölgeler eğer günlükte aşağı kırılıp altında bağımsız bir kapanış gelmezse arkadaşlar, bu görmüş olduğumuz bölgelerde bir miktar alım yapıp taşımayı düşünüyorum uzun vade için. Öncelikle bunu belirteyim. Bugüne kadar özellikle de tepe bölgelerdeyken veya düşükler sürerken hiçbir zaman dip arayışında olmadığımdan belirtmiştim. İlk defa bu bölgelere geldiği zaman bugüne kadar elimde her zaman nakit bulundurduğum için onu bu bölgelerde kullanacağım. Bu yüzden sizlere her zaman ne söylüyorum? Stop kullanmak önemlidir. Bugüne kadar eğer doğru yerde stop kullanmış olsaydınız şu an için en azından elinizde bir miktar nakit bulunabilirdi. Bu birincisi. İkincisi, en boğa dönemde bile bakın, piyasanın en boğa olduğu dönemde bile minimum elimde %25 nakit bekletirim. Bu dönemlerde zaten %40-%50 nakitte beklerim çoğu zaman. Bunu her defasında dile getiriyorum sizlere. Onu da bugünler için saklarım ve hiçbir zaman acele etmem arkadaşlar. İşte burası geldi dip, burası geldi dip, burası geldi dip değil. Tekniksel anlamda bu bölgelerde alıcıların beklediğinden bahsetmiştim sizlere. Bu alanlar da kırılırsa arkadaşlar 26 ve 23 binlere doğru geri çekilme yaşanabilir mi? Şu an için bunu konuşmak çok erken. Çünkü Bitcoin tek başına bir düşüş gerçekleştirmiyor. Dünya piyasalarında var olan tedirginlik, dünya piyasalarında var olan kaos gerçekten bütün piyasaları etkilediği için şu an için özellikle de BTC bundan daha fazla etkileniyor. Burada özellikle de bilanço daraltmasının, Fed'in yapmış olduğu bilanço daraltmasının çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Resesyon tehlikesi çok fazlaydı. Fed normalde bunlar için açıklamalarda bulunmuştu ama istenilen seviyelerde açıklamalar gelmesine rağmen var olan riskler geçmediği için hala fiyatlanmalar devam ediyor. Ve Bitcoin görmüş olduğunuz gibi bu alanlara doğru baskılı bir şekilde geri çekiliyor arkadaşlar. Bu yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Altcoin'ler açısından da baktığımız zaman BTC'nin geri çekilmesi altcoin'lerde şu an için bir yıkım getiriyor. Bunun en büyük sebeplerden birisi Bitcoin dominansının yüksek olması. USDT dominansı arkadaşlar tarihi zirvesinde. Bugüne kadar özellikle de Mart çöküşünde bile bu bölgelere gelmemişti Tether dominans. Ve Tether dominans dün de belirtmiştim size, eğer bu alanlar geçilirse düşünmek bile istemiyorum demiştim. Ve görmüş olduğunuz gibi geri çekilmeler çok daha sert bir şekilde devam ediyor. Bu yüzden şu görmüş olduğumuz alanlardan en azından bir dönüş, bir tepki almasını bekliyorum. Eğer bu alanlardan bir tepki gelmezse günlük bazda 29.797 bölgesini kırıp kırmayacağını bekleyeceğim. Bu alanlarda da arkadaşlar sadece sermayemin %18 ile, yani elimdeki sermayenin %18 ile alım emri gireceğim. Bunu belirteyim öncelikle. Bu bölgelerden toparlanmalar görürsem direnç bölgeleri kırıldıkça eklemeye başlarım. Ve bu bölgelerde eğer gerçekten Bitcoin bir süre konsolide olabilirse o zaman gerçekten altcoin'ler takip edilebilir. Kısa vadede tabii ki scalp işlemler için kripto paralarda altcoin'ler takip edilebilirdi ama şu an için BTC'nin yapacağı bu hamlenin beklenilmesinin önemli olduğunu düşünüyordum ve bu hamle şu an için geliyor. Ve burada diğer dikkat etmemiz gereken şey ise işte arkadaşlar Wyckoff dağıtım şeması. Bunu Twitter'dan paylaşmıştım 29 Nisan'da. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu özellikle de sizlere göstermek istiyorum. Wyckoff dağıtım şeması haftalık bazda çalışacaksa, bunu sizlere daha önceki videolarda da bahsetmiştim, bu bölgelere doğru tekrardan gelip bu bölgelerden tepki alıp yükselmesi gerekir. Tabii ki bu bir tekniksel veridir arkadaşlar. Kesinlikle ifade etmez. Burada da önemli olan 28.700 bölgesinin altına gitmemesi. Eğer bu bölge altında bağımsız kapanışlar görürsek bu anlamını bir kademe yitirmiş olacaktır. Eğer bu bölge ve bu görmüş olduğumuz şema böyle çalışmaya devam ederse o zaman bu bölgelerden sonra yeniden güzel yükselişler bizi bekliyor olabilir. Ama bunun için öncelikle dönüş emarelerinin kesinlikle ama kesinlikle görülmesi gerekiyor arkadaşlar. Tekniksel açıdan görmüş olduğunuz gibi şema çok basit bir şekilde ele alınmış. Kendisine göre
belli alanda bir dağıtım şeması arkadaşlar. Yükseliş trendinden sonra tepe ve dip bölgeleri belirlendikten sonra fake hareketler, fake hareketlerden sonra son bir yükseliş dalgası ve akabinde büyük çöküş şu an için bir range içerisinde. Burada da görmüş olduğumuz gibi BTC ile ilgili sizlere her zaman belirttiğim şey buydu. Biz Bitcoin'de bir range içindeydik arkadaşlar. Bunu haftalar önce de belirtiyordum. Tabii ki şu an için bu tarz sert hareketler beklemiyorduk ama şu görmüş olduğumuz range devam ediyor özellikle de büyük fotoğrafta ve bu range neticesinde bu bölgelere daha önce de gelme ihtimalinin tekniksel verileri dışında gayet doğal bir durum olduğunu da sizlere belirtmiştim. Şu an için herkes piyasa bitti gitti derken tekrar söylüyorum, tekniksel açıdan bu olay gayet doğal bir olaydır. Doğal olmayan tek şey yanlış yerde açılan işlemler ve kaybedilen paralar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.